Herkese selam. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün 3. maratonumuzu çekiyoruz. Herhalde bundan sonra saymayı bırakırım, bilmiyorum. En son maratonumuz kalp muhafızı 1 ve 2 için olmuştu. Gerçekten ben çok severek okudum. Şimdi de operatöre bağlanıyoruz. 1 ve 2'yi okuyacağız. Bugün günlerden yine cuma. Bugün okula gitmedik arkadaşlarla. O yüzden ben de bari maratonumu çekeyim dedim. Şu an saat 12.30. Masayı getireyim de hemen çekmeye başlayalım videoyu. Masayı getirdim. Her şey hazır. Şimdi 1000 kitap üzerinden okuma durumumu başlatacağım. Operatöre bağlanıyoruz. Biri okuyorum diye. 1000 kitap üzerinden beni takip etmeyi unutmayın. Yine ismim aynı. Sevedip. Şimdi ben gidip ayarlayayım. Sonra da hemen okumaya başlayalım. Bölümü okudum, geldim. Güzel bir kurgu, ben sevdim ya. Ana karakter kızımız biraz hırçın biri. Ama bu hırçınlığı kötü değil. Yani olması gerektiği gibi insanlara laf çakıyor yani. Bu güzel, ben sevdim. Ana karakterimizin kedileri var, çok tatlı. Kedilerle konuşma şekli, onların davranışını açıklama hali falan çok hoşuma gitti gerçekten. Konusunu ilk bölümden anladığım kadarıyla şöyle. Bir şirketin operatör kısmında çalışan bir kızımız var. İlk bölümde mesaisinin tam sonunda biri arıyor ve erkek karakterin adını bilmiyorum ama daha öğrenmedik. Ama o olduğunu biliyorum. Arıyor ve biraz sıkıntı çıkartarak kızımızı zorluyor ama sakinliğini koruyarak hallediyor bir şekilde kızımız. En sonunda puanlama yapar mısınız dediğinde 1 puan alıyor ve bütün gün uğraşarak en başa geçeceği sıralamada birden düşüyor. Bu operatörlerde bir sıralama varmış. Hani böyle biz aradığımız zaman konuşmamızı değerlendirmek ister misiniz diye olan şeyler olur ya. İşte ondan oluyor ve sıralaması düşüyor. Sonra da kızımızın eve gidip evdeki şeyini okuyoruz. Yani bence güzel bir kurgu. Okumaya devam ediyorum şimdi. You won't believe my story, the voice inside my head. Evet, kaçıncı bölümdeyim? Galiba 4'e geçtim. Bölüm 4, sayfada 77'deyim. Güzel ilerliyor. Ana erkek karakterimizi tekrardan gördük. Adı Ceyhun. Komik ya. Ya kitap komik gerçekten. Tam böyle kafa dağıtmak bir kitap. Ben sevdim şu anlık. Bakalım bir ilk yüz yarısına falan geleyim de ondan sonra tam fikrimi söylerim. Çünkü hala tam olarak görüşmediler yüz yüze. Hala telefon üzerinden arıyor Ceyhun. Postitleyecek pek bir yer bulamadım şu anlık. Belki kitabı postitlemem, bilmiyorum. Ben yanıma aldım. Sevdiğim bir yer olursa postitleyeceğim. Ben okumaya devam ediyorum o zaman. Evet, bir süre bir durum güncellemesi çekmedim. Okurken de videoyu çekmedim. Çünkü koltuğa geçip okudum. Sayfa... kaçtayım? 155'teyim. Bölümde 9. Gerçekten kitap çok güzel gidiyor. Hala ana erkek karakterimizle yüz yüze buluşmadık Ceyhun'la. Hala full operatör üzerinden konuşuyorlar. Kızımız sadece çat diye cevap veriyor ve o kadar hoşuma gidiyor ki bir yerde kahkaha atarak girdim şey bölümünde. Ceyhun'un kedi gözü lensi sipariş ettiği bölümde. Gerçekten kahkahalarla güldüm orayı okurken. Çok komikti. Bugün ben bu kitabı bitiririm büyük ihtimal. Yarın da ikinci kitabı okurum. Bakalım yani duruma göre. Neyse, ben okumaya devam ediyorum. Az önce küçük bir mola verdim. Markete gittim, dondurma aldım, geldim. Şimdi okumaya devam edeceğim. Öyle, şu an güzel gidiyor. Sayfa 182'deyim. Bakalım devamı nasıl olacak. Bugün yemek yemekten hiç bitmeyeceğim sanırım. Bu arada bölüm 13'teyim. Sayfada 223'teyim. Çünkü mısır patlattım. Okumaya devam ediyorum. Bölüm 18'deyim. Sayfada 300
1'deyim. Azıcık kaldı kitabın bitmesine. Gerçekten çok güzel gidiyor. Saat da 5'e 10 var. Saat sürmez belki ama bir 40 dakikaya falan bitiririm kitabı. Gerçekten güzel gidiyor ve Ceyhun ve Serce hala buluşamadılar. Hala telefon üzerinden konuşuyorlar. Yani güzel ama bir yerden sonra bıktırıyor gerçekten. Şu an biraz sıkılmaya başladım. Bir de kitapta sürekli aynı şey oluyor. Sürekli işte işe gidiyor, orada olaylar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ve bir yerden sonra gerçekten sıkıldım yani. İş yerindeki olan olayları, Ceyhun'la konuşması dışında olan olayları okumaktan gerçekten çok sıkıldım. O yüzden gerçekten oraları çok hızlı bir şekilde okuyup direkt atlıyorum. Artık buluşsunlar, konuşsunlar, sevgili olsunlar yani. Gerçekten sıkıldım. Ben okumaya şimdi devam ediyorum. Sayfa 301'den. Bakalım. Evet, kitabın son bölümündeyim. Tüm kitap boyunca asla yüz yüze görüşmediler. Bu beni biraz sıkmaya başladı. Umarım ikinci kitapta yüz yüze görüşürler. Ama bilmiyorum yani. Kızımızın işiyle ilgili sıkıntılar oldu. Bakalım sonunda neler olacak. Biraz fazla fevri olduğunu yani artık düşünüyorum ve bu beni sıktı yani. Sürekli kızın başına bir şey geliyor. Saçma sapan davranışlar yapıyor. Sıtık sıtık. Sıkıldım yani. Son birkaç sayfam. Saat 5.30. 10 dakikada biter burası zaten. Öyle. Son bölümü okuyup geliyorum. Evet. Kitap bitti ve son. Ve son bölümde karşılaştılar. Yani gerçekten çok şükür ve çok tatlılar. Çok tatlılar. İzmir dev gibi sırıtışıyor şu an, kitabı düşünüyorum. Çok tatlılar ya. Hemen ikinci kitabı okumak istiyorum. Sanki bir dizinin bölümü bitmişti, diğer bölüme geçecekmişim gibi hissediyorum ama azıcık mola vermem lazım çünkü çok yoruldum. Kaç saattir burada oturuyorum yani, saat 5.30 oldu. İkinci kitap bence ilk kitaptan daha güzel olabilir, bilmiyorum. Ama çok güzel. Tam böyle yazın okunmalık şeker gibi bir kitap gerçekten. Çikolata gibi. Of, çok güzeldi. Şimdilik videoyu durduruyorum. Bir yarım saat mola vereceğim. Videoları bilgisayara aktarırım belki. Tekrar bir saklama alanı sıkıntısı yaşamak istemiyorum çünkü. Öyle. Sonra da ikinci kitabı okumaya direkt başlarız. Evet, hız kesmeden Kurtu Haberleriz 2'yi okuyacağım. Saat 6'ya 10 geçiyor. Gerçekten öyle bir yerde bıraktı ki tam böyle aa dedim, başlıyor dedim, bıraktı yazar kitabı. Böyle ikinci kitabın çıkmasını beklerken ne kadar delirdiklerini düşünebiliyorum da ay çok kötü olurdu. O yüzden seri tamamlandıktan sonra bazı şeyleri almak daha güzel oluyor. Neyse, şimdi ben direkt okumaya başlıyorum. Allah aşkına, ikinci kitap neden bu kadar komik? Sayfa 59'dayım. 3. bölüme kadar geldim ve bayağı şey oldu yani. 3 bölümde resmen bir kitap, resmen bayağı şey oldu. İkinci bölümün son cümlesi çok komik. Kahkaha atarak okudum burayı. Gerçekten kahkahalarla okudum. Of. Kız çok komik. Birkaç eleştirim olacak. Eleştirisiz kitap olur mu hiç? Şöyle, yazarın yazma tarzı pek benlik değil. Çok az böyle olayı anlatan şey var. Bitimleme mi diyeyim? Yani çok fazla cümle var. Bu aslında kötü bir şey değil. Çok güzel ama çok kafam karışarak okuyorum kitabı. Belki çok hızlı okumaya çalıştığımdandır bilmiyorum ama sürekli kızın zaten kendi kendine konuşması bütün hikayenin bence akışını bozuyor. Ben böyle kendi kendine konuşanları, iç sesiyle konuşan hikayeleri pek sevemiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Sürekli işte bir şey söylüyor. Sonra böyle birden korku ve ya da böyle kafası karışıyor. Pıt bir şey söylüyor. Sonra ben anlamadım diyor. Yetişemiyorum. Yani erkek karakter bile şikayet ediyor. Diyor ki Serce sana yetişemiyorum diyor. Ve haklı, ben de Serce'ye yetişemiyorum yani. Bu biraz sıkıntı ama yine de güzel bir kitap. Yani tam böyle kafa dağıtmalık Allah aşkına arkadaşlar. 7'ye 5 var. Sayfa 60'dayım. Büyük ihtimal ya yarın sabah bitiririm ya da
akşam bitiririm. Ne kadar okuyorum bugün bilmiyorum. Bakalım yani. Öyle güzel. Sadece dediğim gibi yazarın tarzı hiç aşina olmadığım bir şey yani. Çok az böyle kitap okudum. O yüzden biraz böyle yorularak okuyorum. Yine de yani çok komiğime gidiyor benim. Ve şey okumayı çok özlemişim ya. Benim kitaplığımda böyle günlük hayat. Ya böyle bir kitap olan bir tek Karantina var arkadaşlar. Tam Wattpad. Wattpad hikayesi. Kafa dağıtmak Wattpad kitabı. Bir Karantina serisi böyle. Ha bir de Benim Küçük Sırrım böyle ama benim Küçük Sırrım'ı sadece ilk kitabını okudum. İkinci kitabının yarısını okudum. Ama Operatör'e Bağlanıyoruz çok güzel. Gerçekten çok sevdim. Öneririm. Kafa dağıtmak istiyorsanız kesinlikle alın. Böyle indirimde bir şekilde görürseniz eğer kesinlikle koşa koşa alın derim ben size. İyi ki de ciddi almamışım. Bunu diğer videolarımda da söylemiştim galiba. Yok. Videolarımda değil. Nerede söyledim? Yorumlarda falan söyledim. İyi ki ciddi almamışım. Romantik kitaplar rafı yapacağım. Artemis Milenyum'un resmen bütün romantik kitaplarını alacağım diyebilirim size. Oraya koymak için renkler de çok uyumlu. Alın. Ben size söyleyeyim. Tavsiye ediyorum gerçekten. Sadece böyle acayip mükemmel bir kitap gibi beklemeyin. Kafa dağıtmak istiyorsanız kesinlikle önereceğim bir kitap. Öyle. Ben şimdi okumaya devam ediyorum. Biraz okuyayım. Sonra tekrar bir durum güncellemesi yaparım. Take it away, I'm gonna do that. Take my time, take as long as I can. The taste of trying sweeter than a life of sin. All's gotta be yours ever been. Is when you turn away your pride. Keeping on rising, stand the Holy Spirit's at your side. These demons, they stay when it goes dry. Sayfa 91 bölüm 5'teyim. Kitap güzel gidiyor ve ilk öpücüğümü gördük az önce. Çok tatlı ilişkileri. Gerçekten çok tatlı ve gerçek dünyadan çok uzak. Bilmiyorum. Sevdim ve şu ana kadar oldu. İlişkileri okeylendi. Daha ne olacak bilmiyorum. Yani ne yazmış olabilir ki gerçekten yazar? Bilmiyorum. Bakalım. Okumaya devam edeceğim. Sonra da akşam oldu artık yani. Saat 8'e 10 var. Akşam yemeği yedikten sonra da büyük ihtimal okumaya devam ederim. Ama bugün bitiremeyeceğim gibi duruyor kitabı. Yani büyük ihtimal geceye kadar okumam gerekir. Çünkü ilk kitabı göre biraz daha yavaş okuyorum bu sefer. Çok yoruldum çünkü. Büyük ihtimal yarın sabah bitiririm ama bilmiyorum. Yani geçen haftalarda kalp mahfuzunu okurken de büyük ihtimal 3 günde bitirdim kitabı. 6 saatte bitirdim iki kitabı da. Operatör varlığınız biri yarın bitiririm dedim ama 5 saatte okudum yani. Ben okumaya devam ediyorum şimdi. Delirmeme azıcık kaldı. Gerçekten deliriyorum şu an. Yazım tarzı bir yere kadar sabredilir ama artık çekemiyorum. Yani çok gereksiz uzatma, gereksiz bir konuya dahil olması. Çay sohbeti yapıyorlar. Çay boğaz yakar mı yakmaz mı? Bir saçma bir sohbet. Ve bu ilk defa da olmuyor yani. Saçma sapan konuları sürekli daha da uzatıyor, daha da şey yapıyor. Of. Şu karakterlerin yaptığı şakalar ya hafif gülümsetmese gerçekten. Sevmiştim oysaki kitabı. Sevmiştim. Sayfa 104'teyim. Öf. Çok yoruldum. Okurken çok yoruldum. Neyse ne diyeyim ki yani. Yapacak bir şey yok. Ben okumaya devam ediyorum. I've let go of them and now I feel alive. Niye zorlaştırıyorsun ki işleri kadın? Söyledikleri de komik olsa yemin ederim ya. Ya. Gir kaldı. Kız da taktı Türk dizilerini. Arkadaşlar kitap çok güzel. Mesaj içeriyor aslında. Ama bir şekilde bu beni boğuyor. Yani gerçekten boğuluyor gibiyim bunları okurken artık. Çok güzel bir şey evet. Ama her sayfada da olması. Sana şikayet etmemem lazım ama bilmiyorum. Kızımız çok fevri. Çok rahatsız oluyorum artık. İlişkileri çok tatlı. Ama yoruyor beni. Çok yoruyor. Çocuk dile sıkıntıyla nefes verdi diyor. Çocuk dile sıkıldı. Of. Yok yok ben farklılık sevmiyorum. Oh döveceğim. Böyle sinir olduğuma bakmayın arkadaşlar. Kitap güzel. Okuyana çok güzel sevene. Ama ben gerçek hayatta da böyle garip garip davrananları çekemiyorum. Çekemiyorum değil. Çok rahatsız oluyorum. Ay, küçükken ailemin yaptıklarından bile utanıp ben tanımıyorum gibi davranırdım. Yani hiç benlik değil. İkinci kitabı hiç sevemedim.
Ne olur normal bir şey okuyayım ya. Çocuk bile anlayamıyor ya. Ya mesela olmadık yerde olmadık bir söz okuyor. Bak okuyacağım şimdi. Şimdi bunlar giriyorlar hikaye ve şöyle kız içine konuşuyor. Ah şu boncuk gözleri. Keşke ısırabilseydim. Takatak ederiz diye fısıldadım. O kalsın. Az önce söyledi içinden söyledi. Ne bunun dışından söyledi. Sadece hangi dili konuşuyorsun? Ne bu ya diye yüzünü buruşturdu. Algıları anlamaya açılmaya başlamıştı. Bu şey Ceyhun. Bezme alemce bunu diye tebessüm ettim. Sonra elimi bir anda göğsüme yapıştırıp başımı evdi. Öğüt verdik tutmadı. Para verdik savurdu. Adam olmadı ve selam. Kim? Kapının girişine yazmışlar da aklımda kalmış öyle diye açıkladım. Hakim babanın odasında. Kızım sen adliyeye mi gittin hakim gibi? Neyse anladınız. Yani birden ortalık yerde çok saçma bir şey söylüyor. Anlıyor musunuz? Zaten muhteşem yüzyıla kafayı sıyırmış kız. E tamam ben de severdim. Küçükken izlediğimde hafif ama of. Çattık ha. Vallahi çattık. Hani böyle psikolojimizi bozacak kitaplar okuduktan sonra biz yazarlar psikolog önerisi yaparız ya. Ha ben de Sercan'a psikolog önereceğim yakında. Of çok kötüyüm. Anam bir sayfayı kaç dakikada okurum ya. Kamerayı durdururum yoksa konuşmaktan okuyamayacağım. Görüşürüz. Durum güncellemesi sayfa 125'ten son paragraf. Ceyhun'un söylediği şeyler çok fazla haklı. Ama benim sinirimi bozmayı bırakmıyor. Gireceğim sizde şu paragrafı. Sonra hemen ekledim. Ayrıca ben seni sen yapan en güzel şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ama belki bir zaman zaman çevredekiler bunu garipsiyor olabilir. Neden biliyor musun? Neden diye mırıldandım sesinde bariz bir heyecan vardı. İnsanlar birbirlerinin aynısı olmaya çok fazla alıştı. Çünkü değil istemedi. Aynı yüzler, aynı bakışlar, aynı tepkisizlik, aynı insanlar. Anladın mı? İstiyorlar ki herkes onlar kadar sabit olsun. Herkes her şeyi kontrollü yapsın. Oysa sen bu durdurulamaz halinle güzelsin. Kocaman açtığın gözlerin, çabucak dikkatini çeken şeyler yüzünden bir yere sabitleyemedin bakışların, heyecanla heyecanla konuşurken kızaran yanakların, şuralardan fırlayan saç tellerin, açık sözlüğün, dobralığın, ani duygu patlamaların. Şaşkınca onu dönüyordum. Keşke kucağına ben burası. Gelebilsem. Ya böyle haklı. Çok haklı. Ama yine de bu gıcık olmadım anlamına gelmiyor. Maalesef ben böyle biriyim yani. Ne diyeyim ki? Ceyhun ve Sercan'ın ilişkisi de kitabı yürüten tek şey. Çünkü Ceyhun aklı başında doğru kararlar verebilen tek kişi. Şu an sırf o ikisinin ilişkisi için okuyorum. Çünkü çok güzel. Çok tatlı. Ben okumaya şimdi devam edeceğim. Kitabı şimdilik bırakıyorum çünkü saat 1:20 geçiyor. Bu kadar okuyabildim. Sürekli bir mola vermem gerekti işlerim olduğundan. En son olanları söyleyeyim. Kitap güzelce ilerliyordu. İçerisine girebildim hikayenin. Sadece 276'dan hemen bir sayfa önce olan konuşmalar sinirlerimi bozdu diyebilirim size. Gerdi yani. Serce ve Ceyhun'un Ufuk'la Avni'nin olduğu sahneler gerçekten beni hikayeye sokabildi. Ama diğer söylediklerim de hala geçerli yani. Kızın garip oluşu, alışılmadık olması yoruyor insanı. Kitabı daha fazla sevmiştim diyebilirim. Şimdilik bırakıyorum. Sabah görüşürüz. Günaydınlar. Şu an saat 10:51 geçiyor. Saat 11'e 10 var. Bu arada ben sevenlere, yazara, bu kitapla alakalı uğraşan herkese saygım sonsuz. Özellikle bu Acun hükümlerine biraz sert tepki verdiğimi söylüyor kardeşim. Ondan da yani özür dilerim. Ben ilk defa maraton çektim ve bu konuda daha acemiyim. Bundan dolayı böyle tam filtreleyemedim söyleyeceklerimi. Kusura bakmayın. Ben okumaya geçiyorum şimdi. Operatöre bağlanıyoruz. İkiyi de bitirdik. İkinci kitapla alakalı görüşümü söyleyeceğim. Zaten bütün video boyunca en çok
Durum güncellemesi yaptığım kitap ikinci kitap oldu. İkinci kitap tam bir hayal kırıklığıydı benim için. Ana karakter kızın yaptığı şeyler karakterime, benim sevdiğim şeye uygun olmadığı için biraz keyifsiz okudum kitabı. Ama bunu okumayı sevenler için de normal, güzel bir kitap bence. Ya gerçeği söyleyeceğim, son kısımlarını gerçekten o kadar göz gezdirerek okudum ki. Çünkü çok sıkıldım. İlk kitabı çok daha fazla sevdim ve çok daha güzel gelmişti bana. Şöyle diyeyim, ana karakterimizin kişiliğini biz asıl ikinci kitapta gördük diyeyim. Çünkü ana kitap ikinci kitap gibiydi bir yandan. Birinci kitap sanki olayları hazırlık kitabı gibiydi. Zaten birinci kitapta Serce ile Ceyhun'u hiç yan yana görmüyoruz arkadaşlar. Hep telefon üzerinden iletişim kuruyorlar. İkinci kitapta yüz yüze görüşüyorlar. Maratonumuzu burada sonlandıralım bence. Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanala abone olursanız, videoya beğenirseniz çok mutlu olurum. O zaman görüşmek üzere, bol okumalı günler dilerim. Seviliyorsunuz.